16.sını gerçekleştiriyoruz. Şu anda burada gördüğünüz turizm alanındaki yarışmalarımız ama bunun yanında birçok alanda yarışmalarımız devam ediyor. Burada şu anda yerel mutfak, sepet yarışması, kokteyl yarışması, servis yarışması, bir de şu anda Palm Beach Otel'de devam eden kat hizmetleri yarışmalarımız yapılıyor. Aynı zamanda yine Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Yüksekokulu'nda bilgisayarlı muhasebe, elde çizim, teknik çizim, elektrik komuta, elektrik kumanda gibi yarışmalarımız devam etmektedir. Burada yaklaşık 65 tane jüriyemiz görev almaktadır. 75'e yakın turizm öğrencisi yarışmalara katılmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Eğitim Bakanlığı'nın Meslek Teknik Öğretim Dairesi'nin yapmış olduğu bu işbirliği hem öğrencilerimizin yeterliliklerini ortaya koyma açısından hem de öğretmenlerimizin bir araya gelip eğitimi artı ve eksileriyle tartışması açısından bizlerle de bir arada olarak gün boyu eğitimi konuşmamızdan yeterliliklerin kazandırılması ve daha da artırılması yönünde çok güzel bir işbirliği. Son zamanlarda toplumumuzda da eskiden çok fazla biliyorsunuz bu teknik eleman sıkıntısı çekiyorduk, hala da çekiyoruz. Ada toplumumuz olması hasebiyle çok fazla meslek ara eleman yetişmek üzere ve teknik eleman yetişmek üzere mesleğe yönelmeler az oluyor açıkçası. Biraz kültürel bir şeyimiz var. Aileler çocuklarının üniversite okuyup işte diplomalı eski gelenekten gelme üniversite mezunu olmasını istiyorlar. Sevindirici olay şu. Birincisi biz şu tespiti yaptık geldiğimizde. Yani bu kültürü öncelikle değiştirmeliyiz. Meslek alanında mesleki teknik öğretime bağlı okullarımızda çok ciddi çalışmalar var, çok oturmuş sistemler var. Hatta diğer kademelere göre çok oturmuş bir sistem olduğunu da söyleyebilirim. Okullarımızı ziyaret ettiğimizde, buraları gezdiğimizde çocuklarımız çok bilinçli bir şekilde mesleğinde kendini geliştirmesi için çalışmaları sürdürüyorlar. Biz de tabii o wetland projeleriyle birlikte süregelen süreçte şimdi bütün meslek programlarının yeniden günümüze göre güncellenmesi çalışmalarını başlattık. Bugün çok ilginç bir mekandayız aslında. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde her zaman ev sahipliği yapıyor yarışmalar için ve liseler arası olan bir yarışma bu yarışma ve çok da heyecanlı geçiyor ve her yıl da oldukça güzel geçiyor. Nedeni de kendi otantik mutfağımıza bir şeyler katıyor bu çocuklar ve bazen füzyon mutfağıyla ilgili bir karışım ve bir kompozisyon veya bir kombine ortaya çıktığı zaman da bizi sevindiriyor. Atalarımızdan gelen ve nenelerimizden, analarımızdan öğrendiğimiz bir takım mutfak sanatları var. Yani onlara bakarak, onları asla atlamadan, bunlara bir şey katarak, yenilikler katarak ama asla kökünü kaybetmeden bir füzyon yarattığımız zaman bu ileride bizim turizm dalında, daha doğrusu turizm hizmetinde çok kullanabileceğimiz bir şeydi. Ve görüyorum ki her yıl gerçekten çok farklı lezzetler ortaya çıkıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Ve zaten okullarda bizim üzerinde durduğumuz en önemli nokta yenilikler yaratmaktır. Şimdi eğer ben Avrupa'dan gelen bir turiste, bir ziyaretçiye onun yediği, orada almış olduğu yemekleri sunacak olursam hiçbir anlamı yoktur. Buraya gelen insanlar yerel yemekleri, yerel içecekleri tatmak isterler. İşte bu da en güzel bir örnektir. Neden? Çünkü çocuklar yenilikler yaratıyorlar ve gerçekten gastronomi sanatına büyük önem veriyorlar. Bunlar
bunları yapmamızdaki en büyük sebep yani Doğu Akdeniz olarak ileriye dönük gençlerimizi daha bilinçli, daha profesyonel sektörde tutunabilecekleri bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani meslek lisesindeki bir altyapıyla geldikten sonra işte bizim ya da diğer başka üniversitelerin gastronomi bölümlerinde profesyonelce eğitimini aldıktan sonra, 4 yıllık eğitimin sonunda sektörün ihtiyaç duyduğu deneyimli, işi bilen kişiler yetiştirmedi hedefimiz. Yani kısaca kişi 17 yaşına kadar eğitim aldıktan sonra meslek lisesinde 4 yılda bizde aldığında 21-22 yaşında mezun olduğunda yani 3-4 yıl içerisinde sektörde çok iyi yerlere gelebilmektedir. Bunun son 6 yılda meyvesini gördük. Bizim gastronomi mezunu olan öğrencilerimiz, kimisi işte İspanya'da dünyanın en iyi restoranında çalışmakta, yine İngiltere'de 2 Michelin yıldız restoranlarda çalışmakta, Dubai'de, Amerika'da, Türkiye'de olsun, Kıbrıs'ta olsun, işte Alexis olsun, onun gibi daha diğer lüks otellerimizde çalışan mezunlarımız vardır. Onlar için bence çok harika bir deneyim olacağını düşünüyorum. Zaten bu yıllardır tekrar tekrar kullandığımız, yapılan bir şey. Bu şekilde daha çok gerçek hayatta yarışmalara, daha yurt dışındaki yarışmalara hazırlanabildiklerini düşünüyorum. Ben kendi alanım olarak pastada özellikle menüde çünkü başlangıç, ana yemek ve tatlı çıkacak. Ben de tatlı kısmına daha çok ilgileneceğim. Hani teknik olarak nasıl yaptıklarını, lezzetine yukarıdaki ayrı bir jürimiz kontrol edecek. O şekilde güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. Hepsine bol şanslar diliyorum. Bu şekilde yarışmalara katılarak gelişmenin sonu yok. Daha da mesleklerine katkı koyacaklarına inanıyorum. Bugün yarışmanın isterseniz ben size biraz puanlama bölümünden bahsedeyim. Genel olarak 4 kategorimiz var. Teknik, pişirme teknikleri, malzeme kullanımı ve bu şekilde. İkincisi hijyen, üçüncüsü grup çalışması, dördüncüsü hazırlık bölümünden. Bunlar kendi içerilerinde yine alt başlıkları vardır. Toplamda 100 puan üzerinden puanlanacaktır. Öğrencilerimiz 3 kors yemek yapacaklar, ikişer tabak olmak üzere. İki başlangıç, iki ana yemek, iki tatlı şeklinde olacak. Hiçbir şey bilmiyorsunuz, ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Biz size bir sepet veriliyor. O sepetin içerisinden çıkan malzemelerle 15 dakika içerisinde başlangıç, ana yemek ve tatlı menüsü yapıp 90 dakika içerisinde de bunu sunmaya için yarışıyorsunuz ve heyecanlı oluyor. Biz de bunun yarışma kurallarına göre puanlamasını yapıyoruz arkadaşlarla hep birlikte. Bunun için buradayız. Cemre Tahtacı, Ticaret Lisesi'nden katılıyoruz yarışmaya. İçeri girince sordum, Molly'ye yapan var mı bugün diye. Onu da yapan sensin. Evet, benim. Şu an tencerede kaynıyor Molly'ya. Ne gibi değişiklik yaptın Molly'ya da bugün? Geleneksel, yöresel olduğu için hiçbir değişiklik yapmadık. Bildiğimiz Molly'ya, her zaman evlerimizde yediğimiz Molly'ya gibi yaptık. Çünkü yöresel olduğu için bir değişiklik yaparsak belki bir yanlış, bir hata olur diye biz bildiğimiz gibi yaptık. Biz de tadacağız inşallah biraz sonra. Sen bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun liseden mezun olduktan sonra? Gastronomiyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Annem de aşçı zaten benim. O şekilde sevdiğim bir meslek. Hani çocukluktan gelen bir şey, severek yaptığım şeyler. O yüzden gastronomiyi devam ettirmek istiyorum. Batuhan Güney, Karpaz Meslek Lisesi'nde okuyorum. Turizm bölümü, aşçılık öğrencisiyim. Evet. Bugün ne yapıyorsun? Katmer. Katmer, lalangı. Evet. Yerel mutfak yarışmasındasın yani. Nasıl yerel mutfağa karşı ilgin var mı? İlgim çok eski yemekleri şu anda öğrenip şey yapmak için mutluyum yani. İlgimiz eski yemeklere karşı bu zamanda öğrenmek.
Ona karşı ilgimiz büyük. Var mı bir yaptığın değişiklik bu yemek tarifinde? Yaptığım değişiklik kendime göre baharatlarını vesaire değiştiriyorum. Başka değiştirdiğim yok. Balık yemeği yapan bir öğrenciyle karşılaştık. Meltem merhaba. Hangi lisedensin Meltem? Haydarpaşa Ticaret Lisesi. Ne yapacaksınız bugün? Sepetten birçok şey çıktı. Evet, balık yapacağız. Defne şeyli, yapraklı, fesleğen soslu. Öyleler. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ilk kez mi sen şeye katılıyorsun, yarışmaya? Evet. Peki buradaki eğitimi nasıl buldun? Nasıl devam edeceksin liseden sonra kariyer hayatına? Buradaki eğitimi beğendim. Daha önce yine gelmiştik. Burayı tanıtmaya gelmiştik. Beğeniyorum. Nedir hedefin? Benim aşçı olmak. Hayırlı. Yurt dışında da biliyorsun çalışma imkanın var böyle aşçılık konusunda. Var mı öyle ideallerin? Zaten okurken birçok yere gidiyoruz. Yani gitmeye başladık lisede bile. Mesela nereye? TÜYAP şeyine gittik yarışmasına İstanbul'da. Aynen. Derece var mı? İkincilik. Gerçekten. Neyle, hangi yemekle ikinci oldun? Şey, pizzada ve ana yemek vardı. Onlarda. O zaman sen çoktan böyle başarı merdivenlerini tırmanmaya başladın diyebiliriz. Bu durumda gastronomi öğrencisi olarak seni belki önümüzdeki yıl mı görebiliriz? Evet. O zaman bekliyoruz seni Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne. Teşekkürler. Yarışmada başarılar. Teşekkür ederim.